Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun bizim kadersiz yarışmacılarımız. Başlarına neler geldi? Gördünüz mü efendim? Aynı şeyi yaşamaktan korkuyorum. Yok, yani. Yok. Çünkü onlar risk almak zorundaydılar. Son noktayı siz koyacağınız için. Dördüncü sıranın güzelliği bu gibi durumlarda efendim ortaya çıkıyor. 3 tane 9000'in üzerine ulaşabilecek performans izledik. Ne yazık ki hep böyle uzun cevaplarda takıldıkları için geriye devrildik. Son arkadaş bayağı şanssızdı yani, sorularda biraz zor. Ama yani Arslan Payı daha önce kulağına gelmemiş Sena Hanım. Arslan Payı, evet. Bir... Değil mi? Evet. Sizin isminizin Arslan olması da bir harf farkla ilginç. Ben diyorum ya. Sena Hanım bir de Galatasaraylıymış yani. Oh. Biraz önce gittim öğrendim. Evet. Vallahi. Aa, büyük şanssızlık. Onun şanssızlığı sizin şansınız olabilir. Fakat o 24 harfi dikkatli kullanırsanız efendim. Tamam. Aman dikkat. Başımıza bir hal gelmezse kolay bir yolculuğa başlıyoruz. Hadi hayırlısı. Gelsin mi ilk soru? Buyurun. Uygulandığı yüzeye parlaklık ve koruma sağlayan birçok kimyasal bileşiğin ortak adıdır. Cila. Cila çok güzel başlangıç. Şimdi mecazi anlam devrede. O yüzden aklınıza birden fazla cevap gelebilir. 4 harfli olduğunu ne olur unutmayın. Buyurun bakalım. Diyor ki mecazi anlamda üzerinden zaman geçmiş olsa da hissedilen dert, üzüntü, acı. Elem. A-a. Bir harf alayım. Bambaşka bir şeyin adı aynı zamanda. Mecazen bu anlamda kullanılıyor. Hala acıtıyor. Hala sızlıyor. Yara. Olur mu? Olur. 300 puan değerinde. Haydi beş harflidir efendim. Tek kelimedir, şöyle sorulmuştur. Aslan Bey güzel başlangıç yaptı. Badem, kayısı, erik gibi tek çekirdekli yemişlerin körpeyken yenebilen ham hali. Aynı zamanda bir kadın ismi. Çağla. Olur. 1500 puan daha kazandın. Efendim buyurun. Burada çok rahat edeceğinize eminim. Mesela harf alma şansınız gani. 23 tane harf alabiliriz ama burada almayın. Çünkü 5 harfli bir kelime soruyorum. Yarısı mastar, yarısından çoğu. Mek ya da mak. Buyurun bir bakın. Kendini Tanrı yoluna verip insanüstü kutsal bir aşamaya erişmek. Altını çizerek. Adama. Bakınız 5 harfli bir kelime. Mek, mak sonu. Kutsal insanüstü bir aşamaya erişmek. Bir harf alayım ben. Yapmayın yahu. Aldık. Aslında çok basit bir şey aradığınız. Tanrı yoluna verip kendini insanüstü... Ermek. Oldu. 1600'e çıkarttı kasayı. Harf almaktan korkmuyoruz elbette. 6 harfli cevapları. La haşır neşir olacağız şimdi efendim. Çağla da çok başarılıydınız. Yine bir kadın ismidir. Bakın şöyle sorduk. Turkuaz'ın yaygın bir kadın ismi olarak da kullanılan diğer adıdır. Şarkısı var. Bir harf alayım. Buyurun. İşte geldi. Firuze. Olur mu? Olur. Firuze taşı. 500 puan daha. Yine mekmak. Bu sefer tam anlamıyla yarısı mekmak. 6 harfli cevapların sonuncusu efendim. Sataşmak, azarlamak, çıkışmak. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Geldi bana sataştı. Senin yüzünden geldi bana. Buyurun. Bir harf rica ettik. Güzel yerden geldi. Neyse ki mastardan gelmedi. T'den sonrası mek ya da mak. Satmak. Çatmak. Ama olur mu? Ne güzel olur. 500 puan birden kazandırır. Çatmak. 7 harfi tek kelime efendim. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak olan soru ve cevabı. Kolay şeyler bunlar. Kaçırmazsınız bunları. Kaçınılmaz. Zorunlu. Zaruri. Yapmayın. Zaruri. 6 harfli. Bu daha yaygın kullanılır. Bir harf rica edeceğim. Mesela. Zorunlu hizmet. Mecburi. Mecburi hizmet. 600 puan. Karşımda bir veteriner hekim var. Hayvanların organlarıyla ilgili bir tane sorun vardı. Eyvah. Vallahi o da size denk geldi hocam. Buyurun bir bakın bakalım.
Efendim, geviş getirenlerin işkembe. İlk ve en büyük mide bölümü zannediyorum. Veteriner hekimi olmaya gerek yok bunun için, değil mi hocam? İki kelimeden oluşur, şöyle sorulur. İlk 8 harfli cevap. Ülke sınırları haricindeki ticarete imkan sağlayan alışveriş ortamı. Bakın iki kelime demiştim ya, öyle de ayırabiliriz. Ülke sınırları haricindeki bir kelime, ticarete imkan sağlayan alışveriş ortamı diğer kelime. Dış satım. Alışveriş bir, ortamı. Bir harf rica ettim. Aldık bir harf, durdurduk öncesinde. Ve lazım olan geldi. Ülke sınırları ticarete imkan sağlayan. Alışveriş ortamı. Dış pazar. Dış pazar. Gayet güzel. 19 harf daha alma imkanınız varken durdurdunuz. Ama ben cevabı doğru bileceğinizden o kadar emindim ki hiç tedirgin olmadım. Fark ettiniz değil mi? Elimde de size soracağım 5 tanecik soru kaldı hocam. Tekrar ediyorum, 18 tane harf alma hakkımız var halen. 1 dakika 10 saniye. Buyurun bakalım. Rahatı, huzuru kaçmış. Endişeli. Bir harf rica edeceğim. Alalım bir harf efendim. Aklı çok cevap getirebilir çünkü. Endişeli. Bugünlerde biraz endişeli gördüm. Kederli. Hayır. O hüzünle ilgili bir şey. Bu... Bir harf daha alacağım. Buyurun. Bu rahatı, huzuru kaçmış. Böyle bir şey oturuyor. Bir oturuyor, hop oturuyor, hop kalkıyor. Bir harf daha alayım. Böyle bir elleri titriyor falan. Böyle bir... Yeter. Tedirgin. Tedirgin 500 puan. 39 saniyemiz var efendim. Tek derdimiz süre olsun, gerisi gelir, gerisi gelir. İki kelimeden oluşuyor. Yine hayvancıklarla ilgili. Bir bakalım. Orkinos'un diğer adıdır. Hocam? Yok. Bunu harf alacağım. Bunu evet pek tedavi etmezler. Buyurun. Bunu hemen yiyorlar. Fok balığı. Fok balığı değil hocam. Fok balığını kim yiyor Allah aşkına? Ya en şimdi ay vallahi Sena Hanım da kötü bakıyor ama gelmedi. Yani ikinci kelimeyi buldunuz zaten. Biliyorum. Geri üç harfli bir şey kaldı. Yaygın tüketilen orkinos. Yay balığı. Yay balığını yaygın tüketmiyoruz. Bunu yaygın tüketiyoruz. Yani şeylerin içerisinde. Tabii söylemiyorum Sena Hanım, hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Arslan Bey, Arslan Bey. Ne balığı? Üç harfli. Orkinos. Ay baba gelmedi. Şu anda cıngılı kafamda yani. Ay yok gelmedi. Ton balığı hocam. Hadi vallahi gelmedi. Bana yakışmaz mı dediniz böyle kazanmak? Yok. Vallahi öyleyse de öyle değilse de çok güzel performanstı. Ben bir alkış daha rica ediyorum. Yetişemeyeceğiz. 7400 olmayacak ne yazık ki. 7200 ancak ulaşabiliyoruz ama şuraya kadar çok güzel gelmiş. Demek ki bugün böyle bir gün. Var böyle bir şey evet. Bittiği zaman şuralarda bir muska arayacağım ben. Gelsin yeni soru. Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı. Ne yaptık arkadaşlarımla? Harf alalım. Harf alayım. Aldık bir harf. İki kelime. Unutmayın ne olur. Bir harf daha alayım. Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı. Nasıl çalışıyoruz? Arkadaşlarımla İş birliği. Gayet güzel. Tarih seviyordunuz değil mi? Tarih okumaları da yapıyordunuz. Sizin için kolay bir soru olacak efendim. Buyurun gelsin. Hükümdarın başkanlığı altındaki parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimidir. Durduralım. Bir saniyemiz kalsın ki son sorumuza cevap verelim. Hükümdarın başkanlığı altındaki parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi. Osmanlı Devleti'nde de birincisi var, ikincisi var malum. Meclis, hükümdarın başı. Yani yasal, hani bir harf mi istemiştik? Evet. Bence çok iyi bildiğiniz bir şey ama şimdi tabii ki moral bozukluğuyla... Meşrutiyet. Bravo, meşrutiyettir o. O harfi de almazdık. Bu da son sorumuz, son cevabımız. Suratınıza sorun biraz. Yok. Gölgelerden faydalanarak zamanı ölçmeye yarayan düzenek iki kelime. Gölgelerden. Güneş saati. Güneş saati. Hocam
Biraz klasik olacak ama şunu söylemek istiyorum bitirişte. Bunu saymayız, bir daha bekleriz. Gelir misiniz? Gelirim. Vallahi çok da güzel edersiniz. Çok teşekkür ederim. Kocaman alkışlar. Çok sağ olun.